Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere protez saç kesme, daraltma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Elimizdeki protez saç bir Avustralya modeli. Bu ölçümüz de 7x9. 7x9 Avustralya modelini 6x9'a düşüreceğiz. Elimizde şu an 6x9 mevcut olmadığı için. Bu da kesilebilir özelliği olan bir Avustralya modeli. Yan tarafları poli özelliğine sahip. Buradan düzgün bir şekilde kesildiğinde hiçbir deformasyon olmaz. Saçta akma, dökülme vesaire hiçbir şey olmaz. Öncelikle malzemelerimiz bir tane santimetre veya inç metresi. Bir tane şöyle et makası diye tabir ettiğimiz küçük ağızlı, yamuk, eğik bir makas. Ve bir tane beyaz göz kalemi. Şöyle bir iğne ile protezimizi bir kafanın üzerinde sabitliyoruz. Daha sonra düşüreceğimiz ölçüyü şu şekilde tam kulak üstü diye tabir ettiğimiz yerden alçıya, altı ölçüsüne düşüreceğimiz için 6 inç uzunluğunu da işaretliyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde kalemle bir düzeltme yapıyoruz. Kesme işlemine geçiyoruz. Kesme işleminde arkadan başlayarak şu şekilde makasımızın ağzını çok açmadan küçük açarak ufak ufak polimizi kesiyoruz. Saçı kesmeden ağzını, burada çok önemli, makasın ağzını büyük açarsak saçları uzun bir şekilde kesmiş oluyoruz. O da protez saça zarar vermiş olur. Normalde her protez saçta olduğu gibi tül ön olan protez saçlarda da tül fazlalık oluyor. Polyester ön olan protez saçlarda da bu şekilde polyester fazlalık oluyor. Bu saçın sıfır ünite olduğunu, sıfır ürün olduğunu belli ediyor. Yine bu yan tarafını keserken makasın ağzını küçük açarak. Kimi arkadaşlar bunu jiletle kesiyor. Çok dikkatli kesilebiliyorsa eğer jiletle de gayet güzel bir şekilde kesilebilir. Şöyle fazlalık. Şurada da bir fazlalığımız var. Bunu da aldık. İşaretlediğimiz kalem çizgilerini siliyoruz. Bu şekilde daraltma işlemini yapmış olduk. Bir daha ölçelim. Ölçümüz 6 inç.
Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.